izlemekte olduğunuz kolekant fosili iki parçalı bir fosildir. 250 milyon yıllıktır. Trias dönemine ait olan bu fosil Madagaskar'da bulunmuştur. Kolekant, yaklaşık 150 santimetre boyunda, iri yapılı, zırhı andıran ve bütün gövdesini kaplayan kalın pullara sahip, kemikli balıklar sınıflamasına ait bir balıktır. Evrimciler, 400 milyon yıllık fosilleri bulunan kolekantların, 70 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir tür olduğu zannettiği için, balıklar ve sürüngenler arasında çok güçlü bir ara form olduğunu iddia ediyorlardı. Ancak 22 Aralık 1938'de Hint Okyanusu ışıklarında bir kolekant canlı olarak bulundu. Sonraki yıllarda yaklaşık 200 tane canlı kolekant gözlemlendi. Hiçbir değişime uğramayan bu balıkların yakalanmasıyla beraber evrimcilerin hayal ürünü iddialarının temelsizliği de anlaşılmış oldu. Evrimciler, kolekantın karada sürünmeye yarayan yüzgeç ayak arası bir organa sahip olduğunu savunmuşlardı. Canlı kolekant incelendiğinde, yüzgeçlerin böyle bir özellik taşımadığı anlaşıldı. Dahası, kolekant, evrimcilerin iddialarının aksine, karaya çıkmak üzere olan yarı balık, yarı sürüngen özellikleri gösteren bir canlı değildi. Aksine, 150 metre derinliğin üzerine, hemen hemen hiç çıkmayan bir dip balığıydı. Evrimciler, balığın ilkel bir akciğere sahip olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak ilkel akciğer sanılan organın da, sadece bir yağ kesesi olduğu anlaşıldı. Yaşayan örneklerin bulunmasıyla kolekantların 400 milyon yıldır hiçbir değişime uğramadığı anlaşılmıştır. Fosiller, canlıların ortak bir atadan rastlantılarla türediğini ileri süren evrim teorisinin doğru olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Canlıların tarihi, evrim teorisini kesin ve açık olarak yalanlamaktadır. Fosillerin bize gösterdiği gerçek, birbirinden tamamen farklı canlı türlerini yoktan var eden, yeryüzünü canlılık için elverişli kılan, üstün bir güce, sonsuz bir ilme, benzeri olmayan bir akla, benzersiz yaratma gücüne sahip olan kudretli bir yaratıcının var olduğudur. O yaratıcı, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Şu an görmekte olduğunuz bu fosil, 125 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşamış bir yusufçuya ait. Brezilya, Araripe Havzası'na çıkarılan bu fosil, milyonlarca yıl önce yaşamış olan yusufçukların, günümüzde yaşayan yusufçuklardan hiçbir farkı olmadığını gözler önüne sermektedir. Yusufçukların çeşitli renklerde çaprazlama yerleşmiş iki çift kanatları vardır. Bu çift kanat yapısı, fosil üzerinde çok net bir şekilde gözükmektedir. Bu yapı sayesinde yusufçuklar çok yüksek hızlarda uçarken ani manevralar yapabilmektedir. En iyi böcek gözü olarak kabul edilen yusufçuk gözlerinin her birinde 30 bin civarında ayrı ayrı mercek bulunur. İki yarım küreye benzeyen gözler böceğe kusursuz bir görme yeteneği sağlar. Fosil üzerinde de bu göz küreleri belirgin olarak görülmektedir. Petek göz yapıları ve üstün uçma kabiliyetleriyle birer yaratılış harikası olan yusufçuklar, on milyonlarca yıldır değişmeden varlıklarını devam ettirmektedirler. Yusufçukların mükemmel göz ve kanat yapıları göstermektedir ki, evrim teorisinin küçük değişimlerle meydana gelen canlılar iddiası kesin bir aldatmacadır. Fosil kayıtlarında önce yaşamış hiçbir yarım yusufçuk, kanatları yeni yeni beliren yusufçuk, ya da tek mercek gözlü yusufçuk yapısı yoktur. Bu durum, canlıların evrimi iddiasını bir kere daha yıkmaktadır. Yusufçuklar da diğer türler gibi bir anda ortaya çıkmış ve bugüne kadar hiç değişmeden gelmişlerdir. Yani Allah tarafından yaratılmış ve hiçbir evrim geçirmemişlerdir. Balığı türleri, Lübnan dağlarına sıkça rastlanan fosillerdendir. Şu an görmekte olduğunuz fosil de, Lübnan'daki Haker oluşumunda yapılan, fosil araştırmaları sonucu bulunan ve günümüzden 75 milyon yıl önce, Kretase döneminde yaşamış olan
bir kaygan derili köpek balığına ait. Köpek balıklarının bulunan en eski fosilleri ise yaklaşık 400 milyon yıllıktır. Günümüze kadar hiç bozulmadan gelmiş olan bu fosil, bugün yaşayan örnekleriyle birebir aynı fiziksel özelliklere sahip. Kafa yapısı, yüzgeçleri, kuyruk yapısı, daha da yakından baktığımızda mükemmel iskelet yapısı gayet açık bir şekilde görülebilmekte. Evrimci senaryo, omurgasız deniz canlılarının on milyonlarca yıllık bir zaman dilimi içinde balıklara dönüştüğünü, balıkların da bir süre sonra bir şekilde sudan çıkıp kara canlılarına dönüştüklerini iddia eder. Bu köpek balığı fosilinin günümüzdeki örnekleriyle arasında hiçbir görünüm farkı olmaması, iskelet ve yüzgeç yapısının tamamen aynı olması, evrimcilerin balıkların evrimi masalını çürütmektedir. Fosil kayıtları, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini, hiçbir şekilde evrimleşmediklerini gözler önüne sermektedir. Canlılar milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalmış, şu anki anatomik yapıları nasılsa, o dönemde de aynı anatomik yapılarıyla var olmuşlardır. Yaşayan fosiller, evrimi kesin ve bilimsel olarak yalanlamak. Amber içinde hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiş olan 100 milyon yaşında bir taş böceği fosiline bakıyorsunuz. Myanmar'da bulunan bu fosil, Kretase döneminden günümüze kadar milyonlarca yıl amber içinde hiç bozulmadan gelmiştir. Böceğin genel vücut yapısı fosilde çok net olarak görülebilmekte. Antenlerindeki boncuk yapısı, eklemli bacakları ve vücut boğumları ise amber içinde olduğu gibi korunmuştur. Bir canlının sözde evrimsel gelişmesini tamamlaması için 100 milyon yıl yeterli bir süredir. Evrimcilerin sözde iddiasına göre aradan geçen 100 milyon yıl içinde taş böcekleri zaman içerisinde değişerek çok farklı bir canlıya dönüşmeli, bugünkü taş böcekleriyle aralarında neredeyse hiçbir benzerlik olmamalıydı. Ancak 100 milyon yıl geçmesine rağmen diğer tüm canlılar gibi taş böcekleri en küçük bir değişiklik dahi geçirmemişlerdir. 100 milyon yıl önceki taş böcekleri neyse günümüzde yaşamakta olanlar da odur. Bu durumda evrimden söz etmek mümkün değildir. Fosiller canlının yoktan var edildiğinin yani yaratıldığının önemli bir delilidir. Allah'ın yarattığı ve birçok kişinin adını ve özelliklerini dahi bilmediği bu küçücük canlılar bizlere Allah'ın yaratışındaki yücelik ve örneksiz yaratış gücünü göstermektedir. Milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramayan böcek türleri, evrim teorisi için büyük bir açmaz oluşturmaktadır. Fosil bulgularında hep aynı yapılarıyla karşımıza çıkan böcek türleri, canlıların evrim geçirmediklerinin delillerinden biridir. Bu delillerden biri, şu an görmekte olduğunuz amber içindeki 25 milyon yıllık termit fosilidir. Termitler, milyonlarca yıldır koloni hayatı yaşayan, kusursuz sistemlere sahip olan canlılardır. Ve yapılarında en küçük bir değişiklik dahi olmadan günümüze kadar gelmişlerdir. Termit fosili bunun kanıtlarından biridir. 25 milyon yıl öncesine ait bu termitin günümüzdeki termitlerden hiçbir farkı yoktur. Ve aradan geçen milyonlarca yıllık süre boyunca yaşamış olan bütün termitler de bugünkülerle aynı özelliklere sahiptir. Amber içinde hiç bozulmadan korunmuş olan bu termit fosilini günümüzdeki formuyla karşılaştırdığımızda baş, göğüs ve karından oluşan genel vücut yapılarından antenlerindeki boncuk şeklindeki segmentli yapıya kadar birebir aynı olduğunu görebiliriz. Bugünkü termitlerin özellikleri, milyonlarca yıldır yaşayan istisnasız her termit için geçerlidir. Fosiller açık bir gerçeği işaret etmektedir. Termitler ve diğer tüm canlı türleri birdenbire ortaya çıkmış, yani Allah tarafından yaratılmıştır.
şu an 125 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşamış olan bir çayır çekirgesine bakmaktasınız. Fosili bulunan yüz binlerce günümüz canlısı gibi çekirge de hiçbir değişim geçirmemiştir. Günümüzdeki çayır çekirgelerinin milyonlarca yıl önce yaşamış olanlardan hiçbir farkı olmadığını gösteren bu fosil, evrimsel bir süreç yaşanmadığının delilidir. Şimdi fosile daha detaylı bakalım. Kafası, gözleri, gövdesi, ön iki bacağı ve arkadaki dört bacağı ile milyonlarca yıldır hiç bozulmadan korunan çayır çekirgesinin anatomik yapısı çok belirgin şekilde görülmektedir. Bugüne kadar bulunan sayısız fosil, canlıların evrim geçirmediklerini ispatlamaktadır. Fosil kayıtlarının evrim teorisini desteklemediği Darwinistler tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle yüz binlerce fosil özenle gizlenmekte, kamuoyundan saklanmaktadır. Ancak artık bu örtbasın bir anlamı kalmamıştır. Evrim teorisinin fosil kayıtları ve bilimsel bulgular karşısındaki yenilgisinin üstünün örtülmesi mümkün değildir. Milyonlarca fosilin gösterdiği tek bir gerçek vardır. Canlılar Yüce Allah tarafından yaratılmıştır. Deniz atları, dış görünümleri ve son derece özel bir tasarıma sahip olan yapıları ile dikkat çekici canlılardır. Şu an görmekte olduğunuz fosil, Pliosen dönemine ait bir deniz atına aittir ve Kuzey İtalya'daki fosil yataklarında bulunmuştur. 1.8 ila 5 milyon yaşında olan bu deniz atının dik iskelet yapısı, yüzme kesesi, solungaçları gibi tüm organ ve yapıları günümüzdeki deniz atlarının aynısıdır. Fosil ile günümüz deniz atlarını karşılaştırdığımızda, ağız yapısından kuyruğunun şekline, dik duruşundan koruyucu kemikli zırh yapısına ve vücudundaki çıkıntılara kadar aynı olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu fosil, bizleri deniz atlarının hep deniz atı olarak var olduklarını ve herhangi bir canlı türünden türemediklerini göstermektedir. Fosil kayıtlarında gözlemlenmeye başladıkları ilk andan itibaren hiç değişmemiş olan deniz atları, evrimcilerin iddialarını temelinden çökertmektedir. Sayısı 400 milyonu aşan fosillerin gösterdiği gerçek, canlıların var oldukları ilk günden bu yana hiçbir değişikliğe uğramadıklarının, yani evrim geçirmediklerinin kanıtıdır. Canlılığın kökeni evrim değildir. Evreni, içindeki tüm canlı ve cansız varlıklarla beraber yaratan, üstün güç ve kudret sahibi olan Allah'tır. Çin'de bulunan Paleosen dönemine ait bu kafatası bir kutup ayısına ait ve tam 59 milyon yıl yaşında. Kafatası fosili dikkatlice incelendiğinde kutup ayılarının bundan tam 59 milyon yıl önce de günümüz kutup ayılarıyla aynı kafa yapısına sahip oldukları görülmektedir. Şimdi fosile biraz daha yakından bakalım. Şu an kutup ayısının kafatasını, göz yuvalarını, burnunu, çenesini, ağzını ve çok net bir şekilde dişlerini görmektesiniz. Bu canlı, milyonlarca yıl önce de bugün sahip olduğu tüm özelliklerle varlığını sürdürmekteydi. Boyutları, anatomik özellikleri ve fizyolojik özellikleri günümüz kutup ayılarından farksızdı. 59 milyon yıllık bu izler, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığının delilidir. Bugün paleontolojinin ortaya koyduğu somut gerçek, canlı türlerinin aniden ortaya çıktıkları ve soyları devam ettiği müddetçe hiç değişmedikleridir. Bunun anlamı açıktır. Canlılık evrim geçirmemiştir ve tüm kainat gibi canlılık da kerem sahibi olan Allah'ın eseridir. Araripe Havzası, Kretase dönemi fosillerinin oldukça detaylı kurulmuş örneklerini barındırır. Araripe Havzası'nın elde edilen sayısız fosil, canlıların evrim geçirmediklerini göstermektedir.
Bu fosillerden biri de 125 milyon yıllık uzun boynuzlu çekirgedir. Uzun boynuzlu çekirgeleri diğer çekirgelerden ayırt eden en önemli özellikleri ince ve uzun antenleridir. Antenin uzunluğu vücudunun neredeyse iki katıdır. Fosil üzerinde bu antenleri çok net bir şekilde görmek mümkün. Çekirgenin genel vücut yapısının tamamen korunduğu bu fosilde böceğin zarsı kanatları, hatta kanatları üzerindeki damarsı yapılar ve bacakları belirgin olarak görülmektedir. Diğer tüm çekirge türleri gibi uzun boynuzlu çekirgelerde milyonlarca yıldır aynıdır. 125 milyon yıl önce yaşamış çekirgelerle günümüzdekinin hiçbir farkı yoktur. Milyonlarca yıldır aynı olan çekirgeler canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını söylemektedirler. Yüce Allah çekirgede olduğu gibi tüm kainatı kusursuz ve benzersiz olarak yaratmıştır. Yaratılışın açık bir gerçek olduğunu gösteren fosillerden bir tanesi de şu an görmekte olduğunuz yengeç fosilidir. Mangishlak, Kazakistan'da bulunan, Oligosen dönemine ait olan bu yengeç fosili yaklaşık 35 milyon yaşındadır ve yapısı hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Yengeçlerin oval bir gövdeleri ve bu gövdeye bağlı 5 çift bacakları vardır. Bunların ilki bir çift kıskaca sahiptir. Yengeçler diğer 4 çift bacağıyla hareket ederler. Bu 4 çift bacak fosil üzerinde belirgin bir biçimde görülmektedir. Kıskaçlara sahip olan ön bacaklar ise katlanmış olarak başın ön kısmında yer almaktadır. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan yengeçlerin günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmadığını gösteren bu fosil, evrimcilerin iddialarını geçersiz kılmaktadır. Eğer bir canlı on milyonlarca yıl boyunca en küçük bir değişiklik dahi geçirmemişse, o zaman canlıların evrimi hikayesinden bahsetmek mümkün değildir. Fosil kayıtları canlılığın kökenini anlamak için yeterince zengindir ve bu gerçek karşımıza somut bir tablo çıkarmaktadır. Farklı canlı türleri aralarında hayali evrimsel geçiş formları olmadan yeryüzünde bir anda ve farklı yapılarıyla ayrı ayrı ortaya çıkmışlardır. Bu da tüm canlıları Yüce Allah'ın yarattığının delillerinden biridir.